Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim, haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Ben Doğan Doğan. Yaklaşık yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Malum son zamanlarda artık yeniden değerleme rakamı da çıktı ve 2019 yılında işte pasaporttan tutun da motorlu taşıtlar vergisindeki oranların hepsi belli oldu. Yavaş yavaş sene sonu tabii geliyor ve bu tür yeniden değerlendirme ya da 2019'daki rakamların tarifelerin ne olacağı açıklanmaya başlıyor. Biz de bu işe farklı bir bakış açısıyla bakalım ve sigorta gözünden bakalım istedik. Seneyi kapatacağız yaklaşık 4 hafta sonra ve 2019'da girilecek. Sizlerden gelen talepler de var. Bunların birkaçını alt alta sıralayayım. Birincisi, 2019'da trafik sigortasının artışı olup olup olmayacağını merak ediyorsunuz. Haklısınız. Bunu konuşacağız. Aynı zamanda sağlık sigortasında bir fiyat artışından bahsediyorsunuz. Bu fiyat artışının nedenlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir mesleti var ama hani detayını biraz sonra konuğumuz anlatacak. Ve aynı şekilde son zamanlarda, son aylarda yaşanan maliyetlerin kasko gibi fiyatlara yansıması da konuşmak istiyoruz. Bunların hepsi sizlerden gelen talepler efendim ve taleplerinizi değerlendirdik ve konuğumuzu da bu yönde çağırdık. Efendim, Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen bizlerle birlikte. Önce biraz bu sigorta maliyeti nasıl oluşur ondan bahsedelim. Sonra 2019'da fiyatlarda bir farklılık olacak mı? Şu sıralar malum hemen hemen enflasyonla mücadele kapsamında zam da yapılamıyor. Bir zam gelecek mi, gelmeyecek mi ve sağlık sigortasının durum hepsini konuşacağız. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden de varsa sorularınızı iletebilirsiniz canlı yayında. Sayın Gülen, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Arkadaşlar bir haber hazırlamışlar, haberi birlikte izleyelim. Tabii ki. Sonra bu sizden maliyetler nasıl oluşur, bir iki cümle alalım, sonra da biraz tamam, böyle alt kırılımlara doğru tamam, işte sağlıklı trafik kaskoydu, onlara doğru girelim. Tamam. Bir küçük haberimiz var efendim, ardından Sayın Uğur Gülen'le sohbetimize başlıyoruz. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanma sigorta sektörünü de etkiledi. Dövizdeki yükseliş ağırlıklı ithalata bağlı olan yedek parça fiyatlarını arttırdı. Oto sigortalarında maliyet yükselişine neden oldu. Sektörün %50'sinin kasko ve trafik sigortalarından oluşması ve artan kurdan dolayı otomobil ve yedek parça fiyatlarının yükselmesi sigorta şirketlerini zor durumla karşı karşıya bıraktı. Sigorta sektöründe toplam üretimin %52'si kasko ve trafik sigortalarından oluşuyor. Toplamda 20 milyar lira olan sigorta prim üretiminin 10 milyar lirası oto sigortalarından kaynaklanıyor. Otomotiv sigortalarında ortalama hasar oranı %70'ler civarında. Sektör ortalama 8 milyar lira oto hasarı ödüyor. Hasarların %65'lik kısmı yedek parça maliyetlerinden kaynaklanıyor. Yedek parçanın büyük bir kısmı ise ithal ediliyor. Bu da kur artışının önümüzdeki dönemde hasar maliyetlerini artıracağını gösteriyor. Sigortacılar döviz kurundan kaynaklı maliyet artışının ortalama 5 milyar lira olacağını öngörüyor. Şirketler henüz maliyet artışını primlere yansıtmadı. Fakat ilerleyen zamanda kasko sigortası ve trafik sigortası primlerinde artış bekleniyor. Özetle durum bu. Tekrar hoş geldiniz Sayın Gülen. Şimdi şunu bir konuşalım sizle. Şimdi peynirin bir maliyet, girdi maliyeti vardır. Evet. Niye peynir dediniz? Ben ekmekle başladım. Ben peynirle başladım. Ne bileyim, gerçek. Hadi ekmek diyelim. Peynir ekmek diyelim. Bir anda aklım niye peynire gittiyse. Ekmeğin bir maliyeti varsa. Undur, şudur, fırıncının maliyetidir. Mayadır, sudur. Bunlar oluşur. Ondan sonra bunun fiyatları vardır. Üzerine işte bir kar marjı konur. 1 liraya satacağı ekmeği kaça maliyet denebilir bu fırıncı? Evet, bilir ve satar. Şimdi hep de sorar. Sigortanın maliyeti nedir ki kardeşim? Yani zaten hayali bir poliçe satıyorsun. Olursa olur, olmazsa olmaz. Allah'a emanet diyorsun.
Hani nasıl, neye göre hesap yapıyorsunuz da işte arkadaşlar haberde vermişler. İşte o kur farkını bindirmedik, şunu yapmadık, bunu yapmadık falan. Nedir? Ya aslında işin önce kısmı bu sigortacılıkta. Hakikaten sigorta dışındaki bütün sektörlerde, iş kollarında, iş gruplarında önce ne yaparsın? Maliyetinizi belirlersiniz. Yani şuna buradan alırım şu maliyete. Buradan bu işçiliği koyarım. Buradan bu pazarlama giderini koyarım. Bu kadar elektrik harcarım. Bu kadar makine, yedek parça harcarım. Bir maliyet çıkar. Bu maliyet işte 80 kuruşsa bunun üzerine kar marjını koymak sizin elinizdesin. 70 kuruşa satarsanız 10 kuruş zarar edersiniz. Belki bir şey yapmak istiyorsunuz, promosyon yapmak istiyorsunuz. Daha çok müşteri çekmek istiyorsunuz dükkanınıza. Veya 1,5 liraya satarsanız, daha az satarsanız ama her sattığınız ekmekten de bir para kazanırız. Kar marjınız bellidir. Yani zararınız veya karınız ürettiğiniz gün belli olur. Bazı ürün gruplarında. Fakat sigortacılık ise tam bunların tam tersi. Yani zaten sigortacılığın en zor kısmı bence bu maliyet konusu. Bizler önce gelirini yapar. Yani önce poliçeyi satarız biz. Poliçeyi satarız. Poliçenin üzerinde prim vardır. Bu poliçe primi sigorta şirketinin geliridir. Ondan sonra poliçe vadesinde maliyetlerin oluşmasını bekleriz. Maliyetler ne? Aslında hasarlar. Hani 100 tane poliçe satarız. Bazı, bunu bir kasko sigortası olarak düşünürsek 100 tane kasko sigortası satarız. Bunlara 25 tane hasar gelir ortalama bir yıl içinde. Ve bu 100 tane poliçeyi bugün satarken tabii ki bir gelecek maliyet tahmini yaparak satarız. Maliyetlerimiz böyle olacak. Maliyetlerimizde ne var kasko satarken? Evet, bunun bir yedek parça maliyeti var. 125 tane araç hasar yapacaksa 25 tane aracın yedek parçasını tahminleriz. Hangi yedek parçalara hasar geleceğini tahminleriz. Çünkü geçmiş istatistiklerimiz vardır. En çok tampon olur, en çok sağ kapı olur, sol kapı olur diye istatistiklerden tahminleriz. Ondan sonra işçiliği tahminleriz. İşçiliği enflasyona göre tahminleriz. Yedek parçayı kura göre tahminleriz. Çünkü yedek parça yurt dışından çoğu ithalat yoluyla gelir. İşçilik ise enflasyona endekslidir. Bu tahminlemeyi yaptıktan sonra ise bir fiyat çıkarız ve bu fiyatı poliçemize, poliçemizin primine belirleriz. Bugün sigorta sektörünün yaşadığı en büyük problem budur. Çünkü ani kur artışı ve ani enflasyon artışı yüzünden geçen bir yıl içinde sattıkları bütün poliçelerdeki yaptıkları maliyet tahminleri bugün ters yüz olmuş durumda sigorta sektörünün. Ve bir anda stoğundaki hasar stoğu, bugün olmuş ve gelecek hasar stoğunun maliyetleri tahmin ettiği, ilk gün poliçeyi satarken tahmin ettiği maliyetinin çok ötesinde oluşmuş durumda. Bu da evet sigorta sektörüne bu ekonomik dalgalanmanın, kur artışının getirdiği çok ciddi bir tek seferlik zarar maliyeti doğurduğunu söylemek mümkün. Hani sigortacılığın bir özet yaparsak, sigorta dışındaki bütün sektörler önce maliyetini belirler, üzerine kar marjı koyup fiyatını belirler. Sigorta sektörü ise önce fiyatını belirler, sonra maliyetinin oluşmasını bekler. Ama tabii elinizde geçmişe dayalı istatistikler, tabii ki, rakamlar. Tabii ki, tabii ki. Yani onun fiyatını belirlemek de zordur değil mi? Bayağı bir aritmatik, matematik çok, işidir. Çok zor. Belki Noyan Bey şunu da söylemek lazım. Bazı ürünlerin fiyatı bir yıl içinde oluşur. Bu hatırlayın, gene biz buraya çıkmıştık vaktiyle geçmiş yayınlarda. Trafik sigortası gibi maliyet oluşma süresi 3-4 yılı bulan ürünler oluyor. Doğru. Şimdi bu 3-4 yıl içinde asgari ücret olduğundan daha yüksek arttığı dönemler yaşadık biz bu ülkede 2015 yılında. Tabii. Hatırlayın. Kur olması gerektiğinden veya tahmin edilenden çok daha yüksek artabilir. Hatta bazen mahkeme kararları bizim maliyetimizi çok ciddi etkilediğini, bir dönem olduğunu hatırlarsınız. Geçmiş dönemde değil mi? Kusurlu sürücülerin de yakınlarına tazminat ödemekle yükümlü tutulmuştuk. Hiç maliyetlerimizi de katmadığımız bir gider kalemi maliyet oluşma döneminde karşımıza çıkmaya başlamıştı. Bu da sigortacılığın aslında içinde barındırdığı doğal riski gösteriyor. Tabii Türkiye gibi ülkelerde bu doğal risk biraz daha fazla. Çünkü oynak bir ekonomimiz var. Oynaklık var tabii. Şimdi tek tek gidelim Uğur Bey. Sağlıktan başlayalım. Şimdi sağlık konusunda son dönemlerde birkaç aydır çok fazla şikayet geliyor. Hem bana geliyor hem de televizyon bakışa geliyor. Ve fiyatların çok ciddi arttırıldığı. Yani sözleşme süresi bir yıl bitiyor. Ve nereden bakarsanız %26, %30, %35'lere nazaran bir özel sağlık sigortasında bir zam oranı var. Şimdi size döndüğümüzde, ya kardeşim sağlık enflasyonu yüksek deniyor. Şimdi biz bir kere tabii sağlık enflasyonu nedir bunu bilmiyoruz. %35'te, %30-35'lere yakın bir zam oranları sağlıkta neden kaynaklanır? Oradan bir başlayalım.
Şimdi sağlık ürün grubu diğer sigorta ürün gruplarından biraz daha farklı. Ne açıdan farklı? Biraz önce bahsettim. 100 tane kasko poliçesi satarsanız bir yıl içinde 25 tane hasar gelir. Bunun hasar frekansı deniyor bu orana. Sattığınız poliçe sayısına vuran hasar miktarı. Sağlıkta ise 100 tane poliçe sattığınız zaman sağlık çok kullanılan bir ürün. 100'ü birden. 100 değil hatta 300-400 kere. Yani bir poliçe 3 kere 4 kere yani bir poliçe sahibi yılda 3 kere 4 kere bir kere sağlık kurumunu ziyaret ediyor. Öyle olduğu için çok kullanılan bir ürün. Evet. Bizde şey vardır değil mi Uğur Bey? Yani sağlık sigortası yaptırdım, şu kadar para verdim, şu kadar doktora gideyim de şu parayı çıkartayım. Aynen ben. Öyle. Yani aslında bazen doktora gidilmemesi gereken yer. Acilden girilir. Çok sevdiğimiz konulardır. Yani orada kuyruk beklemek yerine poliklinikte acilden girerek hızlı, tabii acilin maliyeti de normal poliklinik maliyetinin kat be kat üstündedir. Çok kullanıldığı için sağlıktaki maliyetler hızlı bir şekilde giderleşir. Sağlığın diğer ürün gruplarından farkı budur. Şimdi tabii ki sağlık medikal enflasyon veya sağlık enflasyonu normal enflasyondan daha yukarıdadır diye de genel bir kanı vardır. Nedir sağlık enflasyonu? Şimdi sağlık enflasyonu iki tane şey var biliyorsunuz. Yani birkaça bölmek lazım. Bir, hastane ve işleticiliği. Tabii ki buradaki medikal personel diyelim, başta doktorlarımız olmak üzere ki onların fiyatları da Türkiye Tabipler Birliği'nin bir fiyat listesi yıldan yıla açıklanır. Bir üçüncü maliyet kalemi de yine sağlık hizmeti boyunca kullanılan ürünlerin, parçaların maliyetidir ki bunların çoğu ithalat yoluyla yapılmaktadır. Tabii ki hastaneler veya sağlık kurumları temiz olmak durumunda belli bir ısı veya temizlik seviyesi, klima sistemlerinin tam tekmil çalışması gereken yatırım maliyeti olacak. Yatırım maliyetleri vardır ve iyi bakılmak durumundadır. Yani bir haddane gibi ateşler içinde demirlerin aktığı yerler değil. Yani sağlık ortamlarının düzgün olması lazımdır ve de tabii ki zaman zaman da artan bir takım bulaşıcı hastalıklar var, evet. Veya belli hastalıklarda belli dönemlerde artışlar yaşanır. Bunların hepsinin toplamından bir sağlık enflasyonu çıkar ki sağlık enflasyonu evet normal tüketici fiyatları TÜFE'nin 3-4 puan üzerinde olduğunu biz geçmiş dönemlerde tahmin ediyoruz. Biraz daha yüksek enflasyonu olan bir ürün grubudur. Ve de kullanıldığı için maliyetler hemen yansır. Yine aynı şey vardır. Bir önce ilk başta bahsettiğimiz poliçe satılırken bir gelecek maliyeti tahmin edilerek fiyatlandırılır. Fakat poliçe kullanım süresince enflasyonun hızlı bir şekilde artması yüzünden maliyetler artar. Maliyeti artan sigorta şirketi de yeni poliçe yenileme dönemlerinde bu farkı sigortalısından almak durumunda kalır ve de o sizin bahsettiğiniz %25'lik, 30'luk, 35'lik fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalınmak durumunda kalınır. Bu bir sarmal. Evet. Şimdi %25, %30 zam yaptığınız zaman bu sefer tüketici daha fazla o parayı çıkartmak isteyecek, gidecek. Önümüzdeki sene siz daha fazla zam yapacaksınız. Evet. Bu böyle bir sarma olarak gidecek. Bu da gidecek. Aslında toplam sağlık sigorta sektörünün büyümesinin önündeki bir sarmal, bir engel. O yüzden de Türkiye'de özel sağlık sigortacılığı aslında yaygın değil zaten. Yaygın bir türlü de yayılamıyor. Bir türlü de yayılamıyor kesinlikle. Şirketlerin yapmış olduğu bir... Kesinlikle. Bir de genel sağlık sigortası yani kamunun sağlığı, devletin sağladığı çok güçlü bir sağlık sigortası hizmeti var Türkiye'de. Hem son dönemlerde yapılan gelişmelerle hastaneler yenilendi. Her yerde hastane var. Bütün ilçelerde hastane var. Ben hafta sonu güneyde bir yerdeydim. Evet ya yani Ortaca Devlet Hastanesi, Göcek Devlet Hastanesi, Dalaman Devlet Hastanesi, var, Fethiye yani. Devlet Hastanesi. Yanında şimdi şehir hastaneleri de. Her ilçede var. Büyük büyük kurumlar yeni yeni yapılmış kurumlar var. Devlet sağlık hizmetini son derece güçlü bir şekilde sağlıyor. Öyle olunca da aslında bir bu engelliyor özel sağlık sigortasının gelişmesini. Diğer taraftan da bu maliyet artışlarının yansıması. Bir de tabii şimdi sağlık sigortacı da Türkiye'de kurumların satın alması, kurumların çalışanları adına bu ürünü satın almasıyla büyüyen bir alan. Tabii şimdi bütün kurumlar maliyetlerini, genel giderlerini kısmaya başladılar. Yani. Şimdi bu da problem olmaya başlayacak. Tabii şimdi bu da problem olmaya başlayacak. Teminatlar azaltılacak, teminatlar arttırılmayacak.
belli çalışan gruplarına belki daha düşük teminatlı sigortalar sağlanmaya çalışacak. Bazı çalışan gruplarının belki sigortaları iptal edecek. Aslında bu da büyümenin önündeki engel. Ama ben gelecekte sağlık sigortacının büyüyeceğine inanan taraftayım. Çünkü sağlık sigortacılığı devletin, kamunun bütçesinde önemli bir yer alır. Yani belki rakamlar değişmiştir. O yüzden çok böyle kendime güvenerek söyleyemiyorum ama geçmiş dönemde baktığımızda 125 milyar, 130 milyar civarında bir kamunun sağlık harcaması vardı ki bu tabii önemli bir büyüklük. Özel sağlık sigortalarına ödenen prim ise sadece 4-5 milyar liralık bir kısım yani. Özel sağlık sigortaları toplam sağlık sigortalarının içinde çok küçük bir paya sahip oluyor. Ama kamunun gelecekte bu kadar yüksek sağlık gideri yapmayayım, biraz özel sağlık sigortalarını geliştireyim niyetine girdiği takdirde sağlık sigortacılığı, özel sağlık sigortacılığı önümüzdeki dönemde biraz daha büyüme gösterebilir. Ama kamu ile özel sağlığın birlikte gitmesi lazım. Çünkü bu bir kamu yararına yapılan bir iş eninde sonunda. 2019 Cumhurbaşkanlığı programında baktım. Orada böyle bir madde var. Yani işte tamam, ister adına ne dersiniz, ister tamamlayıcı sağlık deyin, isterseniz özel sağlık sağlık deyin. Onunla birlikte sağlık sisteminin hani biraz daha o dediğiniz gibi maliyetin düşürülüp daha farklı boyuta getirilmesi yer alıyor. Belki zaman zaman soruyorsun, tamamlayıcı sağlığın gelişmesi de aslında birazcık burayla alakalı. Ya aslında çok, ben o oyunu çok faydalı bir ürün olarak görüyorum. Evet, yani ki alım gücü düşük kişiler için tamamlayıcı sağlık. Daha orta gelir düzeyinde olan seviyesine daha makul, mantıklı, katlanılabilir fiyatlarla bir ürün soruyor. Özellikle de zincir hastanelerin geniş yayıldığı Anadolu'nun, Anadolu şehirlerinde özel sağlık sigortacılığının gelişmesine fayda sağlayan bir ürün. İstanbul için de bile. Yani İstanbul özellikle de, özel hastanelerin yoğun olduğu bölgelerde ben mesela o bölgelerden birinde otursam özel sağlık sigortası yerine tamamlayıcı sağlık alırım. Kesinlikle. Yani çok faydalı ve ucuz. Kesinlikle. Gelelim trafik sigortasına. Evet, herkesin merak ettiği. Şimdi sabahleyin öğrendim. 2019 yılında teminatların durumu netleşmiş ve size de yine öğrendiğime göre sigorta şirketlerine de trafik sigortasında zam oranını, yani zam yok ortada, zam yapamazsınız denmiş size. Doğru mu öğrenmişim? Şimdi zaten trafik sigortaları biliyorsunuz fiyatlaması regülatörde, kanun koyucuda bunun bir tarifesi var. Tarife Hazine Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Bir takım riskli araçlar. Düzeltelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Doğru. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Bir takım riskli araçların primleri bir havuza aktarılıyor. Sonra bu havuz tekrar sigorta şirketleri tarafından paylaşılıyor. Fiyat tarife ile belirlendiği için bu fiyat her ay %1,5 oranında arttırılıyor. Her ay? Her ay %1,5 oranında arttırılıyor. Önümüz tabii bu biraz önce bahsettiğimiz, biraz sonra kaskodaki maliyet artışlarında daha rakamlar verip konuşacağım. Evet, yedek parça maliyetlerinde ciddi bir şekilde artış oldu. İşçilik maliyetlerinde ciddi bir şekilde artış oldu. Tabii trafik sigortasının da aslında en önemli maliyet kalemi asgari ücret. Asgari ücret daha artmadı. Önümüzdeki bu ay içinde, Aralık ayının sonunda netleşecek asgari ücret. Çünkü asgari ücret biliyorsunuz bu bedeni hasar dediğimiz ölümle veya yaralanmayla sonuçlanan hasarlardaki tazminat tutarı asgari ücrete endeksli olarak hesaplanıyor çoğunlukla. Asgari ücretin artması da trafik sigortalarının maliyetlerini ciddi bir şekilde arttıracak. Mevcut durumda baktığımız zaman mevcut fiyat seviyelerinin çok yeterli olmadığı gözüküyor. Bu teminatların arttırılmaması belki bir nebze bu artışı engellemek için alınmış bir karar olabilir ama ben yılın sonundaki asgari ücret artışının sigorta sektörüne tek seferlik güçlü bir maliyet artışına neden olacağını düşünüyorum ve bunu ortadan kaldırmak için 2018'in başında yapıldığı gibi tek seferlik geçen sene %5'lik bir artış yapılmıştı. Bunun gibi tek seferlik %5'lik mi onluk mu olur artık bir hesap yapıldıktan sonra tek seferlik bir artışın sigorta sektörüne faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Kasko. Evet, kasko
tam trafik sigortası, sağlık sigortası gibi aslında. Evet. Birbirine çok benziyorlar maliyetlerin oluşması açısından. Sağlık sigortasının farkı dedik, frekansın çok yüksek olması, ürünün çok sık kullanılması. Kaskoda ise ürün bu kadar çok kullanılmıyor. Kaskoda 100 poliçenin 25 yıl ayda hasar alıyor. Kaskodaki maliyetlere baktığımız zaman şu anda yedek parça fiyatları %60-65 bandında artmış durumda. Kur mu, enflasyon mu? Bu yedek parça maliyetleri kura endeksli. Kura endeksli. Şöyle düşünelim, belki bir hesabı şöyle yapalım. 100 liralık prime 70 lira hasar ödüyor sigorta sektörü ortalama. Bu 70 lira hasarın yaklaşık 50 lirası yedek parça, 20 lirası da işçilik maliyetine endeksli. Demek ki bu 50 liralık kısım %60 arttı diyelim. Yani 30 puan buradan geliyor. 20 liralık kısım da %20 arttı diyelim. 4 lira da oradan geliyor. %30 artı 4, 34, 35'lik bir maliyet artışı var kasko ürününde. Bu çok aşikar, yani bu şu an bu gerçekleşmiş durumda. %130 Yok, %35 %35 bir maliyet artışı. Maliyet artışı var. Şimdi bunu fiyatlara tabii ki yansıyacak eninde sonunda. Tabii bu bugün gördüğümüz. Fakat bu hesapları yaparken tabii kur nereden geldi? Kuru hatırlayın, Mart sonunda 3.7'lerden evet. 4.7'lere çıktı. Oralarda salındıktan sonra Temmuz, Ağustos ayıyla birlikte bir 7,5 liralara kadar çıktı dolar. Bugün bakıyoruz, bugün 5 liralara. Neredeyse 5'in altına inmiş. 5'in altına düşmüş durumda yani. Ama bugün 5 liraya düşmesine rağmen bu Ağustos, Eylül ayında kur belli bir seviyede yüksek kaldı. Hı-hı. Aslında orada yeni yedek parçalar çekildi. Yeni ithalatlar yapıldı. Yüksek kurdan ithalatlar yapıldı. Şu anda aslında sektör yüksek kurdan yapılan İthalatın yedek parçasını kullanıyor. Eğer kur seviyeleri böyle 5'ler seviyesinde bir süre kalırsa bence kaskodaki maliyet artışı yılın ilk yarısından itibaren, 2019'un ilk yarısından itibaren daha makul seviyelere gelir. Yeni kur oranıyla daha makul seviyelere gelir. Ama bir an için sigorta sektöründe ciddi bir maliyet artışı oldu geçen 3 ay içinde. Ama şeyler de arttı değil mi Uğur Bey? Yani araç bedelleri de onu söyleyeceğim ki, yani. Orada da büyük madalyanın bir yüzü bu. Tabii diğer yüzde de eski 100 bin liralık araçlarda şimdi 130 bin lira oldu, 140 bin lira oldu. Biz de biliyorsunuz fiyatlama nasıl çalışıyor. 100 bin liralık aracın %1 diyoruz. 1000 lira prim alıyoruz. 150 bin liralık araca da %1 sigorta primi diyeceğiz. Bu sefer de 1500 lira sigorta primi alınacak. Tabii bir taraftan da primler artıyor. Araç değerlerinin artmasından dolayı, binaların değerlerinin artmasından dolayı da primler artıyor. Aslında kendi içinde bir dengeye geliyor Noyan Bey. Yani bu sigortacılık tarafında bu dengeyi bir zaman diliminde dengeyi bulur. Peki bu %130, %35'lik zamı daha henüz yansıtılmadı şu anda bildiğim kadarıyla. Yani tabii yansıtılacak şimdi, mı? Yani yansıtılıp yansıtılmadı. Bu bir serbest pazar ekonomisi. Yansıtılıp yansıtılmayacağı da bugünden hemen yansıtılacak diye bir şey söyleyemem burada. Çünkü tam rekabet piyasası var ki bence rekabetin bu şekilde olmasının tüketiciyi nasıl koruduğunu bu tip ürünlerde çok net görüyoruz. Siz arttırdığınız zaman başka şirketler daha az arttırıp pazar paylarını arttırmak için fiyatları daha düşük tutarak aslında fiyatların o kadar bütün maliyetin fiyatlara yansımasını engelliyorlar. Çünkü sektörde 40 tane şirket var. Bir de tabii madalyonun bir üçüncü yüzü daha var sigortacılıkta. Bunu söyleyince siz de şey yapacaksınız. Biz primi toplarız, hasarı hemen ödemeyiz. Toplanan primler sigorta şirketlerinin kasasında bir süre durur. Para kalır, para kazandırır. Tabii mali kârdır. Mali yani. Kârdır. Bu önemli bir gelir kısmıdır. Yani sigortacılığın iki tane kârı vardır. Sigortacılık gelirli ve mali gelir. Finansal gelir. Tabii faizlerin yüksek olduğu bir dönemden de geçerken burada biriken paradan elde edilen mali gelir geçmiş dönemlere göre oldukça fazla oldu. Zaten sektörün bilançosuna baktığımız zaman sigortacılık gelirinde ciddi bir düşüş varken sektörün mali gelirinde ciddi bir artış var. Yani sigortacılıktan kaybedilen zarar mali gelirle bir miktar kompanse edilmiş durumda. Sigorta sektöründe. Genelde de zaten böyle olur. Teknik evet. Zarar olduğu yerde mali kar olur, mali kar olmadığı böyle yerde. Böyle bileşik kaplar yani. Biri idare eder, biri artar. Evet, birbirlerini dengelerler. Tatlı bir dengesi vardır onların. Şimdi Mehmet Bey şöyle bir yazı yazmış. Şöyle bir şey yazmış. Diyor ki zaten aylık 1,5 yıllık 20'ye tekabül ediyor. Enflasyon patlamadan sigorta şirketleri zamlarını her ay almışlar zaten diyor.
yani şey olarak uzun vadede baksaydık haklısınız ama burada bir hit var. Biraz önce onu bahsetmeye çalıştım. Biz mevcut stoklarımızın maliyeti gelecekteki kısım için haklı Mehmet Bey. Hı. Ama bir stoğumuz var. Yazdığımız işe gelecek hasarlar var. Bu hasarlar maalesef öyle olmuyor. Ha, yeni konuda haklı. Burgular çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yani hem biraz bilgilendik hem de biraz rakamlarla da bilgilendik. Ama özünde anladığım kadarıyla sigorta şirketleri bu maliyet artışlarını direktman yansıtmadılar ve şu anda da yansıtacaklar gibi gözükmüyor. Yavaş yavaş yansıtmaya çalışıyor. Fırsat buldukça yansıtmaya çalışıyor. Ama hani birden yansıyan bir durum yok ortada. Birden yansıyan bir durum yok. Peki çok teşekkürler tekrardan Sayın Bülent. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu. Söyleniyor.